Günaydınlar mutlu sabahlar efendim. 6 Temmuz Salı günü saatlerimiz 9'u gösteriyor. Paranın rotasında her zaman olduğu gibi birlikteyiz ve bir saati biraz aşkınca bir süre gündemdeki önemli gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Erdoğan Turan'la birlikte günaydın, iyi sabahlar. Günaydın. Günaydın. Nasıl yağmurlu bir hava? İki gündür güzel ben seviyorum böyle hava. İnanılmaz trafiği olmasa? <laughs> her şey çok bir güzel şey olacak. yani ee, ama yine de bir de tabii mutluluk verici bir haber de dördüncü günde 5000'in altında vakadan söz ediyoruz. O anlamda da bir e, istikrar kazanmak üzereyiz galiba. Aşılama konusunda oldukça iyi bir noktaya gidiyoruz. Bunu da görmek iyi bir şey çünkü belki bir süre sonra o trafikteki araçlar azalır umudu taşıyorum ben. <laughs> İnşallah gerçekleşir diyeyim. İnşallah. Peki ee, gündemimize bakalım. Oldukça yoğun bir gündem var yine. Dün akşam saatlerinde kabine toplantısının hemen ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. E, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Hatta konuşmasının büyük bir kısmı ekonomiydi diyebiliriz. E, Erdoğan e, salgın desteklerinin 150 milyar liraya aştığını söyledi. Yüksek enflasyona karşı topyekun mücadele etmek gerektiğini söyledi. Bunun tek başına Merkez Bankası'nın görevi olmadığını söyledi. Ve ikinci çeyrek içinde e, %20'lik. Bir büyümeden söz etti. Erdoğan emekliye bayram öncesi zamlı maaş müjdesi de verdi. Bir başka gündem maddesi. Emekli aylık ve ikramiye müjdesi diyelim. Erdoğan'ın da bahsettiği gibi. Emeklilerin temmuz aylıklarıyla bayram ikramiyelerinin kurban bayram öncesinde ödeneceğini açıkladı Erdoğan. Ocak temmuz dönemi tüfe oranı dikkate alarak yüzde 8.45 oranında artış hedefliyoruz dedi. Erdoğan 12.7 milyon vatandaşımızda 12.3 milyar lirası kurban bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar dolarlık ödeme gerçekleştireceğiz mesajını verdi. Bir başka gündem haberi su kanunu geliyor. Erdoğan 2023'e kadar tamamlanan yeraltı baraj sayısını 26'dan 150'ye yükselteceğiz dedi. Hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek için ve su yönetimindeki çalışmaları, çatışmaları pardon, önlemek amacıyla su kanunu yürürlüğe koyacaklarını mecliste bu bir kanun hazırlığının devam ettiğini, hazırlanacağını söyledi. Bir başka gündem maddesi SPK finans ekonominin yeşil dönüşümünde anahtar rolde diyor. Sermaye Piyasaları Kurulu ve Dünya Bankası işbirliğiyle yeşil tahvil ve yeşil kira sertifikası çalıştayı düzenlendi. SPK Başkanı Ali Fuat konuşmasında iklim değişikliği ee, bununla mücadele, düşük karbon ekonomisine geçiş süreçlerinin büyük sabit sermaye yatırımlarını gerekli kıldığını söyledi Taşkesenlioğlu. Ve gereken finansman sağlanmasında yeşil tahvil gibi yenilikçi finansal araçlar ve düzenleyici çevre katkısıyla Türk finans sektörünün ekonominin yeşil dönüşümünde anahtar rol oynayabileceğini vurguladı. Bir başka gündem maddemiz İngiltere tüm kısıtlamaları kaldırıyor. İngiltere bu pandemi döneminde aslında aldığı kararlarla en çok konuşulan ülkelerden birisi oldu diyebiliriz. Yine İngiltere Başbakanı Boris Johnson normalleşmenin yol haritasına ilişkin detayları açıkladı ve sosyal mesafe ve maske gibi Covid sınırlamalarının Temmuz'da 19 Temmuz'da kaldırılması yönündeki planlarının devam ettiğini söyledi. Johnson ayrıca normalleşmenin son ve dördüncü adımda ne zaman geçileceğine ilişkin nihai kararın 12 Temmuz'da alınacağını duyurdu. Malumunuz Euro 2020'nin yarı finali ve finali de e, İngiltere'de gerçekleşecek. E, oldukça gözlerin e, bu anlamda üzerinde olduğu bir ülkeden söz ediyoruz. Bir başka gündem maddesi. Xi, Merkel ve Macron'la görüşecek. Önemli zirveler. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, bu hafta Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşecek. Görüşmede askıya alınan yatırım anlaşmasının son durumu da ele alınacak. Ve tabii pek çok Gündem maddesi de bununla birlikte geliyor. BDDK'da e, açıklamalar açıklamalarda bulundu bugün. Onları da konuşacağız. E, ama önce e, dün akşama gidelim. Erdoğan'ın açıklamalarını konuşmaya başlayalım dilerseniz. E, şimdi tabii e, özellikle belirlen salgın desteklerini 150 milyar liraya aştığını belirtti. Bu anlamda Türkiye e, gayri safi ürün oranla baktığımız zaman oldukça da önemli bir konumda aslında. Dünyada önemli bir sıralama içerisinde. Ee, bu konuda da hemen hemen her gün bu destekler artıyor. İstihdam desteğinin de artacağını görüyoruz. Özellikle bundan sonra da yılbaşına kadar olan e, işe alımlarda da yine sigorta ve e, prim desteği verilecek e, işverene öyle görünüyor. E, ve oldukça da e, aslında vergi konusunda da destek vergilerle ağır yük olmak da istemiyoruz diyor. Evet. Erdoğan önemli müjdeler verdi. Ee, bir başka önemli maddeyle başlayalım dilerseniz ikinci çeyrekte yüzde yirmi büyüme bekliyoruz dedi. Evet. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve maliye bakın Lütfü Elvan da aslında bunun altını çizmişti ee, büyümeye dair beklentiler büyüyor. Bu gayet normal ve güzel aslında Cumhurbaşkanı dün akşamki açıklamaları ekonomi ağırlıklıydı yani detay detay. Ben şurada 7-8 madde sayıyorum hı hı. ama biz büyümeyle başlayalım. Sürpriz olmayacak yani %20'lik büyüme rakamları kimseye sürpriz olmayacak. Ekonomi yönetimi %20'lik beklentiyi paylaştı. Piyasada bunun biraz daha üzerine bekleyenler de var. O da var. Yani üste çıkarsa da %20'nin üzerine çıkarsa da sürpriz olmayacak. Tabi burada baz etkisi yüksek etki. Hı hı. Bu tamam. Ee, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde şok yaşadık ya biz bütün dünya ekonomi sistemler işte sistemi kapattık diyelim biz. Yaza doğru açmıştık. Şimdi o kapanmanın farkını rakamlarda baz etkisi olarak göreceğiz. Bir de kendi içinde bugün devam eden güç var. Orada da onu da nereden takip ediyoruz? Sanayi üretiminden bakıyoruz mesela. Üretimin gücü nerede diye. Sanayi üretimi gayet iyi gidiyor. İkinci çeyrekte de gayet iyiydi. Yani ihracat rakamlarıyla, sanayi üretimiyle vesaire bakınca yüzde %20'lik rakamlar gayet kolay çıkacak rakamlar diye gözüküyor. Ha, yani ne eksikti? Yine salgını bütün dünyada yoğun hissettiğimiz bir dönemdi ikinci çeyrek. Bir derece kapanmalardan da bahsettiğimiz ki biz kapanmayı ikinci çeyreğin sonuna doğru yaptık. Yani onun da bir miktar etkisi var. ama bu en fazla hizmet sektörüne olumsuz etkiledi. Biz yılın yarı, ikinci yarısına kadar hizmet sektöründen büyüme anlamında çok büyük destek almadık. Dünya da almadı. Ama değişecek. Yani biz ikinci çeyrekte yüzde yirmilik büyümeyi göreceğiz. Ama bu belki bir önceki çeyreğe göre, çeyrekten çeyreğe hafif bir gerileme de gösterebilir. Bu da beklentiler kapsamında. Ama üçüncü çeyreği konuşmaya başladığımız yerde hizmet sektörünü ilave edeceğiz buraya. Sağlara dönen, sokağa çıkan tüketimin gücünden bahsedeceğiz. Sene sonunda da %7'ye yakın bir büyüme rakamını Türkiye yakalayacak. Yine bu yıl büyüme oranı olarak Türkiye ee, yanlış okumadıysa bugüne kadar o raporlar doğruysa ilk beşin içerisinde olacak. İlk beşte hı hı. en fazla büyüyen, en yüksek büyümeye yakalamış ilk beş ülkeden bir tanesi Türkiye olacak bu senede. Ee, hatta Çin'in bile önüne koyanlar var. Ee, bakalım nasıl bir tablo çıkacak tabii ama ee, çok tabii yıl sonunu görmek şu anda o kadar. Kolay değil. Geçtiğimiz i̇şte yıllarda tabii. daha rahat tahmin edebiliyorduk ama şimdi doğrusu bunu tahmin etmek çok kolay değil. Ama bir şey söyleyeyim. Hiçbir tabii. şey olmadığını varsayalım. Türkiye ekonomisini ikinci çeyreğin sonu itibariyle Rolanti'ye bıraktık. Hiçbir Hı -hı. şey ilave etmiyoruz. Hiçbir şey almıyoruz içeriden. O denklemi değiştirecek. Rahatlıkla %5'e gidiyor zaten. Evet, yani oraya. Şimdi bu kadar zor bir senede, daha doğrusu zor iki senede büyümeyi başarmak önemli. Ama bir yandan da dengeyi... E, açılmayla birlikte, normalleşmeyle birlikte dengeyi koruyabilmek de önemli. E, bu noktada biz dün sizinle de konuşmuştuk. E, Erdoğan'dan da benzer bir açıklama geldi. Enflasyonla mücadele takım oyunu gerektiriyor evet. diyor Erdoğan. Geçmişte hem enflasyonu aşağı çekmeyi hem de büyümeye aynı anda gerçekleşme başarısını gösterdik. Şimdi çok daha iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Yüksek enflasyonla mücadele takım uyumlu gerektiriyor. Merkez Bankamız bu sorunu çözmekte kararlı bir yaklaşıma sahip ama sadece Merkez Bankası'nın gayretiyle bu mücadele kazanılamaz diyor. Enflasyonla yol açan yapısal sorunların çözümüne de güçlü bir şekilde odaklanmamız gerekiyor. Bu anlayışla enflasyon taletini ortadan kaldırmak ve ağır şoklarını daha etkili yönetmek için fiyat istikrar komitesini hayata geçirdik diyor Erdoğan. Şimdi dün gelen rakamlar bize e, normalleşmenin hemen öncesindeki aslında ayı evet. gösterdi. Normalleşme ile birlikte görüyoruz ki dün siz de bahsettiniz intikam alışverişi ne yönelme var. Bu aslında beklenen bir trendti ama bir yandan da karşımızda şu anda bir de o intikam fiyatlaması evet, var. Evet, tam onu. Evet, ciddi bir şekilde de bunun sıkıntılarını görüyoruz. Herkes de aynı şeyden şikayet ediyor. Evet. İşte o aslında ortak mücadele gerektiren alanda burası hem o fiyatlamalar hem bu e, evde kalma e, zamanını geçirenlerin e, o dönemin acısını bizden çıkarmaması hem bunların denetlenmesi e, hem de e, bir yandan da bu normalleşme uyum sağlamak en zor denklem herhalde bu aylarda yaşanacak. Işte. Gerçekten çok zor. Şimdi ortak şikayetimiz enflasyonun yükselmesi ise bunun çözümünü de ortak bulmamız lazım. Merkez Bankası'nın asli görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. tamam. Yani Bu iş üzerine kurulu Merkez Bankası. Yani görev tanımı bu iş üzerine kurulu. Ama enflasyonla mücadeleyi sadece Merkez Bankası'na bırakmak mümkün değil. Yani arttırsın Merkez Bankası faizi ne olacak yani? Bugün politika faizi %19, %25'e çekti diyelim. Enflasyon gerçekten kırılacak mı? Merkez Bankası enflasyonu düşürmek için, baskılamak için elbette birinci görevi bu olan kurum atması gereken adımları atıyor. Ama Merkez Bankası'nın bu savaşta desteğe ihtiyacı var. Çünkü bu çok geniş kapsamlı bir savaş. Para politikası ise bu savaşın bir cephesi. Bunun yanına mali politikaları koymamız lazım. Üretim politikalarımızı tekrar bir gözden geçirmemiz lazım. Hepsi bir araya geldiği zaman bu savaştan galip çıkmak mümkün. Kabul edebileceğimiz seviyeler değil. Yani %10 yıllık enflasyonla razı gelmek diye bir şey söz konusu olmaz. Yüzde yani 42'lik de bir tabii maliyet enflasyonu var, var. Bu ki makasla giderek açılıyor. Yüzde 25'lik bir fark var. Evet. Bundan herkes şikayetçi. Gene herkes şikayetçi. Ama orada yapılabilecek şeylerle, yapılamayacak şeyleri ayırmak lazım. Petrol fiyatlarını birazdan konuşuruz. İşte 77 dolara, 80 dolara gidiyor Brent petrol. Hı hı. Şimdi onu da konuşacağız. Yani üretim maliyetleri şu konjonktürde zaten dışarıdan gelen etkili artırıyor, yükseliyor. Tamam. Ve e, üretici yavaş yavaş sattığı ürüne bu üretim maliyetinin farkını koymaya başlıyor. Ve koymaya devam edecek. Belki her fırsatta bunu yapacak. Böyle bir hal de var. Bunun da farkında olmak lazım. Ha dur diyebilir misiniz? Üretim malı, yani bu malın fiyatını arttırmak. Bunu demek mümkün değil. Yani böyle yapamazsınız bunu. Ama yapılabilecek nedir? Şimdi BDDK ile Merkez Bankası'nın yaptığı, madem fiyat artışı bu şekilde devam edecek, üretimi bir miktar e, yavaşlatmak, büyümeyi biraz yavaşlatmak pahasına Biraz talebi baskılayalım biz. Böyle gitmeyelim. Haziran ayı bitti. Temmuz'da herkes sokaklarda alışveriş yapıyoruz. Biraz rahatız, mutluyuz, güzel. Ama bunun bize geri dönüşü yılın sonunda çok daha yüksek enflasyon olarak dönmesin. Herkes sene sonu beklentilerini dün itibariyle değiştirdi. Hı hı. Yabancı kurumlar başladı. Bugün yerli kurumlardan da duyarız. Belki Merkez Bankası da değiştirebilir. Bilemiyorum. Enflasyon raporunda göreceğiz nasıl değerlendiriyorlar. Ama gerçekten işimiz çok zor. Ve biz bu zor sorunu çözmedikten sonra diğer alanları işte büyüdük, yüzde büyüyebilirdik, yüzde sekiz büyüdük, %6 altı büyüdük. Bu, bu çok şey değil, çok kritik bir veri değil. Bu sene yüzde dört büyürsünüz diyelim. Seneye bu fark kapatırsınız. Yani eğer farkınız yüzde altıya gitmekse iki farkı gene kapatabilirsiniz. Ama enflasyonu baskılamak, enflasyonu kontrol altına almak çok zor. Bir de dışarıdan işimizi kolaylaştıran bir süreç içerisine girmiyoruz. Her anlamda zorlu bir koşul bizim için dışarıdan geliyor. İçeride ne yapabiliriz? Önemli olan bu. Merkez Cumhurbaşkanının da bu enflasyon konusuna bu derece vurgu yapması aslında ülkenin en üst yönetim kademesinde bile bu meselenin ne kadar ciddi bir sorun olduğunu tespit edildiğini, sorun için de yetkililere artık bir araya gelin dendiğini. Zaten fiyat istikrar komitesinin de bu sebeple kurulduğunu görüyoruz biz. Fiyat istikrar komitesinin kurulduğu duyulduğu duyurulduğu zaman biz şunu söylemiştik. Yani Gerekirse tarım politikalarına, gerekirse işte üretim politikalarına, yani bakanlıkların yetki ve sorumluluk alanlarına ne giriyorsa herkes enflasyonla mücadele için ne yapması gerektiğini masanın üstüne bir koysun. Konuşalım, değerlendirelim. Belki küçük küçük adımdır. Tarım Orman Bakanlığı küçük bir adım atabilir. Turizm Bakanlığı'ndan başka bir şey duyabiliriz. Sanayi Bakanlığı'ndan başka bir şey duyabiliriz. Ama bunların hepsinin toplamı enflasyonda bir puan, iki puanlık düşüşü bile getirse bizim için şu anda çok kıymetli o bir puanlar, iki puanlar. Tabii. Ee, bir yandan da tabii ekonomik reform paketinin e, en son açıkladığı ekonomik reformların daha doğrusu önemli maddelerinden birisiydi ve istikrar komitesi. O zaman açıklandığında e, şu anda e, ne yapacağını gördüğümüz kadar çok da üstünde durmadığımız bir konuydu evet. aslında. Hani bir diğer komitelerden birisiymiş gibi duruyordu ama şimdi ne kadar değerli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Enflasyonla Biraz daha yüzleşince aslında. Şimdi bahsettiniz ham madde fiyat devam edeceğiz Erdoğan'ın başka önemli sözleri de var onları da değerlendireceğiz. Görünen o ki dün kabinede uzun uzadıya ekonomi masaya yatırılmış. Evet. Ve tabii bir yandan da yine terörle mücadele konusu vardı. Ki o da ekonomiyi çok etkileyen Demek konulardan ya. birisi. Orada da önemli başarılardan söz etti Erdoğan. Evet. Bir turizm beklentisi vardı bayram tatiliyle ilgili, ona henüz duymadık. duymadık Onu herhalde haftaya duyacağız. Bakalım ee, ama şu anda görünen o ki enflasyonla mücadeledeki en önemli konulardan birisi ham madde fiyatları, enerji, enerji fiyatları ve e, OPEC artı günlerdir söylüyoruz şöyle mi olacak böyle mi olacak e, işte arz kesintisi ne olacak anlaşacaklar mı e, uzayacak mı derken Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmazlık OPEC artı toplantısının da iptal edilmesine neden oldu. Ve bakalım petrol fiyatlarına bir günde %1'in üzerinde yükselişi görmüş olduk. 80 dolarlara doğru ilerliyor gibi görünüyor. Evet. 2 yıl artı 8 ayın en yüksek seviyesi. 32 ay dememek için. <laughs> 32 ayın en yüksek seviyesinde şu an. Brent pek Peki 3 yıllık getirelim o zaman biz grafiği. Neredeyse 3 yılın evet. Yani salgın öncesi seviyede çoktan aştı. Dün OPEC'te kavga çıktı yani. Hı hı. Bu kavganın da etkisini görmeye başlıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasında üretim miktarı ile ilgili bir anlaşmazlık var. Bu anlaşmazlığı ilk defa görmüyoruz. Daha önceden de Birleşik Arap Emirlikleri kartelinin aldığı kararlara itiraz ediyordu. O itiraz kavgaya dönmüştü. Hatta bir dönem Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'ten ayrılır mı ayrılmaz mı deniyordu. Bugün tekrar deniyor. Yani çünkü ee, bir sonraki toplantının tarihi belli değil. Ne zaman olacağını bilmiyoruz. Üretim miktarının artması beklentisi vardı. Bu beklenti karşılanmayınca içerideki kavgadan dolayı petrol fiyatlarındaki yükselişte 77 doları aştı. 78 dolara geliyor. Ne olacak bundan sonra? Ne olacağını bilmek aslında o kadar kolay değil. Ama nette elimizdeki yüksek petrol fiyatı eğer şöyle bir hafta on gün içerisinde bir tarih belirlenip tekrar bu kartel üyeleri masada oturup anlaşmazlarsa fiyatın daha da yukarı doğru gitme ihtimalini tutar burada. Bu bizim için problemdir. Ha buradan masayı devirip gidebilirler mi? Yani bu neden böyle bir kavga var aslında? Biraz onu düşünmek lazım. Niye kavga? Neyin kasa başını veriyorlar? Çünkü yavaş yavaş fiyat savaşına doğru da gidebilir. Pandeminin ilk dalgasında Suudi Arabistan yaşatmıştı bu kavga hatırlarsanız. Şok bir düşüş görmüştük petrol fiyatında. Petrol üreticisi ülkeler pandemiden çok olumsuz etkilendiler. Yani bu nakit akışları inanılmaz derecede bozuldu. Büyük projeleri var, yatırımları var, kaynak belli. O kaynağın dönüşü para olarak da düşük olunca içeride dengeler her anlamda bozuluyor. Şimdi toparlanıyor dünya. Büyümeye geçiyoruz. Talep artacak. Bu talep artışıyla birlikte kartelin kuruluş amacı bir noktada işte petrol fiyatlarını yapay bir yerde tutmaktır kendi lehlerine ama bu yapay bir yerde tutmak. Anormal yer anormal bir yer değildir. Dengeleri bozmayalım. Yani ne alıcı üzülsün ne satıcı üzülsün. Fakat hani bir intikam alışverişi falan diyoruz ya biz. Petrol üreticisi ülkeler de o bilançolarını düzeltebilmek için biraz nasıl diyeyim agresif olabilme ihtimalleri var bu ülkelerin. Buradaki kavganın sebebi de bu. Maden fiyatlar yükseliyor, satabileceğimiz kadar satalım. Bunu dolara olarak çevirelim buradaki sorunlarımızı çözelim diyenler var. O kadar acele etmeyelim diyenler de var. Netice itibariyle dünyanın toparlanması talebi arttıracak düşüncesi 70 dolara kadar getirmişti. 75 dolara kadar gelmek de çok sürpriz değildi. Amerikan Antep'ini de getirelim. Orada şimdi dünkü kavgadan sonra 100 dolarları konuşmaya başladılar. Bilmiyorum olur mu? Çünkü kartelden ayrılmak, kartelin dağılması falan öyle kolay olacak bir iş değil. Çünkü o kartelin içinde olmak kartelin üyesi ülkeler için de avantaj. Onun dağılması demek herkesin kafasına göre fiyat koyması demek. Tekel olmanın derdi ne? Yani biz fiyat oluşumunu kendimiz yapalım, kendimiz oluşturalım. Başkası söz hakkı sahibi olmasın burada. Madem biz üretiyoruz fiyatı da biz koyarız. Tabii ki 70'li yılların gücü yok OPEC'te. O başka bir şey ama neticede yine bir karteldir bu. Bu masa dağılmaz. Ama kavga öyle bir iki günde sona etmiş gibi de değil. Ha Olur da dağılırsa kartel en kötü, yani kendileri açısından en kötü senaryo dünya için en iyi senaryolardan birisi olabilir. Evet. Petrol fiyatlarında sert düşüşler de görebiliriz. Bizim için iyi haber. Ama ben bu ihtimali çok güçlü görmüyorum. Peki. 3 yıllık getirelim bir Amerikan anabdibini. Sonra da bir de Brent petrolü getirelim üç yıllık. Şimdi burada 27 Nisan 2020'de yani Türkiye'nin pandemiyi, hatta sadece Türkiye'nin demeyelim. Bütün dünyanın. Bütün dünyanın pandemiyle yüzleştiği dönemde 12 dolarlara kadar düşmüştü. Daha sonra yükseliş görüyoruz. Brent petrolü de bakalım. Orada da 85 dolarlardan geldi. 19 dolara düştü. Şimdi de tekrar 77 doları hatta 78 dolar diyebiliriz seviyelerine geldi. Şimdi şöyle bir tablo var. Evet bütün dünyanın aslında bilançosunu etkiliyor evet. petrol fiyatları. Evet. Ee, evet, pandemi döneminde ulaştırma nedeniyle herkesin eve kapanması, sınırların kapanması, evden çıkamama hali nedeniyle evet zor döneme girildi. Ama şöyle bir tablo da var ortada. Ee, bu dönem artık e, sürekli bir hale geliyor. Çünkü e, bu dönemde herkes birazcık daha farkına varmaya başladı. Biraz daha... Ee, kendi kendine yeten bir tabloya gitmeye çalışıyor ve yenilenebilir enerjinin payı o kadar yükseldi ki e, hemen hemen birçok ülkede hani biz kendi ülkemizden biliyoruz gerçekten pay çok yükseldi ama e, bir de diğer ülkelere baktığımız zaman da bu payın giderek arttığını görüyoruz. İnsanların ciddi bir keşif hali yani bunu keşfettiklerini görüyoruz. E tabii şöyle bir tablo da var ee, bunu Uluslararası Enerji Ajansı da ortaya koyuyor. Ki bunu iki 3 yıl iki yıldır üç yıldır söylüyor. kral öldü yaşasın yeni kral evet. diyor güneş için ve şimdi ortada böyle bir tablo varken ve hani e, yorgan gitmek üzereyken evet. kavgada büyük en oluyor. büyük haline yaşıyoruz gibi görünüyor Tabii orada bir alanı kaybetmek işte varlığını bu noktaya taşıyan e, konuyu kaybetme riski kavgayı da büyütüyor dediniz. Evet. Düşünsenize zamanda en önemli topraklarda hatta o topraklardaki yönetim değişiklikleri için dünyanın başka köşelerinden gelip e, bu topraklarda kavgalar e, yapılıp savaşlar çıkıp kan dökülüyordu. Şimdi e, benim de enerjim var canım deyip bazen suratlarına bakılmadığı dönemler bile olabiliyor. Yani o yüzden e, belki de önümüzdeki dönemde bugün petrol zengini olan pek çok ülkeyi belki önümüzdeki dönemlerde hani çok yakın bir dönem olmayabilir ama. Yine de bir gelecekte belki bir 20 30 yıl sonra ekonomik sıkıntılarla baş başa görebiliriz ki bazılarında bu emareleri de çok, çok net bir şekilde çok pandemide çok gördük. Çünkü bu ülkelerin bazılarındaki o kamu gelirlerinin neredeyse %80'i sadece enerjiden, petrolden veya doğalgazdan. Şimdi orada bir, bir sebeple fiyatlar çakılınca bütün dengeniz bozuluyor. Çünkü alternatifine hazır değilsiniz. Sadece sırtınızı dayamışsınız enerjiye. Bizim topraklarımızda petrol var. Biz bunu sattıkça da mutluyuz. Ha, bazı kesim, bazı ülkelerde de şunu gördük. O gelirlerin bir kısmı dünyanın değişik yerlerine yatırım olarak döndü. Finans şirketleri satın alındı, fabrikalar satın alındı, ortaklıklar kuruldu. Kendi topraklarında değil ama dünyanın çok değişik yerlerinde, Türkiye dahil. Bunu yaptılar. Ama bu yeterli değil. Çünkü artık alternatifimiz var diyoruz biz. Petrol bazen bu ülkelerin laneti de olabildi. Bu toprakların, o toprakların diye laneti de olabildi. Yani oradaki e, sorunların temelinde de enerji savaşı vardı, petrol savaşı vardı. Ama artık yeni kaynağımız var, temiz enerji kaynaklarına yöneliyor dünya. Artık bir şeylere rağmen üretmek, tüketmek, yaşamak, e, bunu kabul etme noktasından uzaklaşıyoruz. Bu da sevindirici dünya için. Dün akşam Cumhurbaşkanı'nın da açıklamalarında işte e, yeşil ekonomiyi destekleyecek, evet. onun finansmanını sağlayacak. Hazırlıkların da Türkiye'de yapıldığını görüyoruz. Evet. Bu da sevindirici. Yeşil tahvil ve sokuk evet. rehberi hazırlanacak Tabii. diyor. Biraz aslında bu konuda dünya oldukça hızlanmaya başladı. Evet. Özellikle bu iklim sıkıntısı, iklim krizi nedeniyle ve bu kuraklıkla mücadele, işte iklim krizinin tüm sektörlere etkileri gibi pek çok konuyla birlikte biraz bu yeşil ekonomiye, özellikle Avrupa Birliği kısmından evet. da şartlar koyulunca, özellikle şirketler özelinde şartlar koyulmaya başlanınca herkesin böyle bir uyum zorunluluğu başladı ve bu nedenle de aslında daha hızlı bir geçiş sağlıyorlar. Evet. Bu sermaye piyasaları kısmında da bunu çok yüksek oranlarda görüyoruz. Türkiye biraz bu konuda yavaş kaldı. Ee, yani insanlar sanki biraz bu çevreci e, kısma işte iyilik, sosyal sorumluluk gibi bakar bir pozisyondaydı. Şimdi bu işin daha farklı bir boyutunu da keşfetmeye doğru ilerliyoruz. Herhalde devletin yol açması da daha da hızlandıracak bu durum. başka türlü olmuyor. Yani Avrupa'da da ben Avrupa örneğini verdiniz ama mesela buna, bunu, bunu destekleyen en büyük kurum Avrupa Merkez Bankası'ydı. Salgında bile verilen desteklerin bir kısmı hem mali politikalarda yeşil enerji alanlarına, temiz enerjiye, alternatif enerji kaynaklarına yönelildi, şartlar konuldu. Yani pandeminin içindesiniz ama Verdiğiniz desteği de sınıflıyorsunuz. Bu bile yapılabiliyorken yapılıyorsa eğer demek ki durum çok kritik. Burada bir değişikliğe ihtiyaç var demektir. Ama burada tabii şirketler kendi başına yatırımlar yapabilirler, işte kendi kaynaklarıyla adım atıyor olabilirler. Ama bu büyük bir dönüşümdür. Bu ancak kamu otoritenin eliyle olabilir? Onun yönlendirmesiyle olur. Onun şekillendirmesiyle olur. Bu finansman ihtiyacıyla yaşanabilir. Yani finansman ihtiyacı olan bir alan ayrıca finans paraya ihtiyacınız var bu dönüşüm için. Bu dönüşümün parasını kaynağı nereden bulacaksınız? Devlet mi verecek? Bir noktada evet verir. Bir yere kadar verir ama bu ülkenin kendi kaynaklarından bir tanesini sermaye piyasalarından bulabilirsiniz. İşte yeşil tahvilde, işte hı hı. temiz enerji desteklenecek modeller de sermaye piyasalarının alanına girebiliyor. Oradan kaynak bulma imkanı var. El ele bir dönüşümün... SPK başkanında tabii. finans ekonominin yeşil dönüşümünde anahtar. Tabii ki. E para orada. Yani borçlanma araçları sermaye piyasaları içerisinde e, sermaye piyasaları da e, buraya hazırız diyor. E, şimdi yasası çerçevesi netleştirilecek. Burası desteklenecek ve aslında çok güzel. Yani sal yani salgın çok kötü. Ya, tamam yani insanlarımızı kaybettik. Çok zorlu dönemler yaşadık ama hiçbir şey mutlak kötü değil ya. İçinden mutlaka iyi bir şeyler de çıkabiliyor. İyi bir şeyler çıkma noktasından bahsedeceğimiz şey farkındalık. Farkındalığımızı böyle yukarı çekti. Hem kendi hayatımız için, hem ülke ekonomileri için, dünya için farklı farklı şeyleri düşünmeye, söylemeye başladık. Biraz da zamanımız oldu herhalde. Dönüşüm mümkündür diyebildik artık. Dönüşüm mümkündür ve dönüşmek gerekiyor. Bunu nasıl yaparız? Buna kafa yormaya başlamışız. Öyle görünüyor. Sonuçlarını da göreceğiz. Evet. Şimdi bir konuya daha değinelim Erdoğan'ın konuşmalarından. Türkiye'sinin cazibesini artıracak uygulamalar geliştiriyoruz diyor Erdoğan. Türk desteklemek amacıyla ilgili kurumlarımız gerekli adımları atıyor. Reel sektörümüzde döviz açık pozisyonu azaltıyor. Geçtiğimiz yıl döviz tevdiat hesaplarında görülen artış trendi yılbaşına itibaren çözülme yönlü değişti. Bu süreci desteklemek için Türk lirası cinsi varlıkların cazibesini artıracak uygulamalar geliştiriyoruz. Bu gerçeğin unutulması şarttır. Güçlü bir ekonomik için bankacılık sektörü kaynakları doğru projelere yatırım olarak aktarılmalıdır. Evet. Yani e, her projeye kaynak aktarmak değil doğru ve stratejik projelere kaynak aktarmak bu konuda seçici davranmak da önemli galiba. Çok, yeni daha, çok daha dikkatli olmak lazım belki şu dönemde. Şimdi hani hep kaynak meselesi diyoruz ya ekonomi bir noktada bu kaynakların doğru noktalarda kullanılması gerekiyor ki bunun geri dönüşü size böyle tatlı iz bıraksın. Yoksa kaynakları dağıtırsınız gelen gelir gelmeyen gelmez de diyebilirsiniz ama artık o noktada değiliz biz. Şimdi aslında Cumhurbaşkanı'nın bu son cümlesi, güçlü bir ekonomi için bankacılık sektörü kaynakları doğru projelere yatırım olarak aktarılmalıdır. Neden böyle bir cümleyi duyduk Sayın Cumhurbaşkanı'dan? Şimdi biz enflasyonu konuşuyorsak aslında bir noktada e, kuru da konuşuyoruz. Veya ikisini bir arada konuşmak zorundayız. Çünkü evet. kur geçişkenliği işte sene başından bu yana kurun geldiği seviye fiyatlama davranışlarını da bozuyor, beklentileri de bozuyor. Enflasyon olarak enflasyon üzerindeki bitkisini de görüyoruz ve görmeye devam edeceğiz. Çünkü daha bitmedi o geçişkenlik hikayesi. Şimdi TL'nin cazibesini arttırmak için ne yapılabilir sorusu da en tepede konuşulmaya başlanmışsa demek ki yakında bu taraftan bir şeyler duymak mümkündür. Çünkü eğer biz içeride, şimdi hani kaynak meselesinden bahsediyoruz ya, Türk halkı tasarrufunu nerede tutuyor şu anda yoğun miktarda? TL mevduatı güçlü ve döviz mevduatı var. Hı hı tele mevduatını bankalar rahatlıkla diyelim kredi olarak sisteme işte üretim tüketim için kullandırabiliyorlar. Fakat döviz tarafındaki mevduatın kredi olarak sisteme dönmesi salgın öncesinde zaten zorlaştırılmıştı. Neden zorlaştırılmıştı? Çünkü dövizle borçlanmak cazip olmasın. Oradaki risk alınmasın. Çünkü bu riski herkes yönetemiyor. Özel sektörün borçluluğunda bir azalma var mı bu dönemde? Evet, bunu sonucunda görmüşüz. <laughs> Özel sektör döviz döviz borcunu azaltmış. Fakat bizim orada kullanamadığımız, yani tam anlamıyla ekonomiye katkısının hissedilmediği devasa bir büyüklük var. Bu büyüklüğün çözülmesi gerekiyor. TL'ye olan güvenin arttırılıp, oradaki görece atıl diyeceğim çünkü atıl. Yani TL mevduatın yarattığı katkı kadar orada bir katkı yok. O katkının gerekli doğru yerlerde kullanılabilmesi için de e, tasarruf sahiplerinin durdukları yerden başka bir yere taşımak için bir şeyler yapılması gerekiyor onun ne olacağını duyarız ama bu şey değil faiz değil. Yani faizi arttırdınız. E, döviz tutmaktan vazgeçti tasarruf sahibi mevduata döndü. Hayır, faizi arttırdınız mevduat e, miktarı arttı. Doğru. Yani TL mevduatın miktarı arttı. Ama faizi arttırdınız. Döviz tevdiat hesapları küçüldü. Net de küçülmedi. Arada ara şeyler geldi. Satışları gördük biz ama. O kadar o kadar çok özür dilerim sözünüzü kesin, O kadar yüksek faiz artışına rağmen Çözülme hiç de öyle hızlı olmadı. Kırılma yaşamadı. Evet. Ee, bu neden yani bunu sormak lazım vatandaş sen neden döviz tutuyorsun? Senin derdin ne? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Çünkü döviz tutmak net de şimdi eğer enflasyondan korumak için yapıyorsanız bir yere kadar yani çok da şey değil net değil belli ol çok belli olmayabilir o ne konu. Şimdi faiz almıyorsunuz çünkü oradaki döviz mevzuatınızın faizi çok düşük TL ile kıyasladığınız zaman. Neden bu kadar ihtiyatlısınız? Niye bu kadar yüksek oranda sigortaya ihtiyacınız var? Neyi eksik hissediyorsunuz? Bu sorunun cevabını alırsak biz oradaki döviz mevduat hesaplarındaki çözülmeyi görürüz. Çünkü bakın hep bir köpükten bahsettik ya. Yani. yani burası tamam Türk halkı yüzde %40 civarı mevduatının yüzde %40 civarını hep dövizde tuttu. Bu böyleydi. E, yıllardır 30-40 yıldır böyle. Bu değişmedi ama hani %50'nin üzerine çıkması vesaire burada bir anormallik var. Eğer doğru adımları atarsak burada çözülecek ciddi miktarda bir birikinti var. Şöyle düşünün. 30-35 milyar dolarlık bir fazlalık. Yani mevduatta görece fazlalık döviz hesabı. Bunun çözülmesinin kuzenindeki etkisi ne olur? Bankacılık sistemine katkısı ne olur? Ekonomik aktiviteye katkısı ne olur? Yani buraya bir dokunuş sağlayabilirsek enflasyonla mücadele içinde, büyüme içinde, işte cari açık içinde neyse artık ekonomik verileri üzerine hepsini farklı yerlerde konuşabiliriz. Oradaki kilitlenmeyi çözemediğimiz için aslında biz o tıkınıklığı aşamadığımız için bir noktada o bariyeri, zihni bariyeri aşamadığımız için nihai noktada bir noktada aslında enflasyonun yüksekliğinden bahsediyoruz. Çünkü herkes eli frende duruyor. Bu eli frende olmak dönem dönem iyidir. Tamam kendinizi korursunuz ama acaba biraz fazla çekmiş olabilir miyiz? Biraz aşırılık olabilir mi? Onu biraz aşağı indirmek lazım. Onu indirmediğimiz sürece, TL'ye güveni inşa edemediğimiz sürece biz enflasyonda da kalıcı bir savaş zaferi elde edemeyeceğiz. Çünkü Türkiye'de enflasyon dediğimiz şey bir noktada TL'nin değeriyle ilişkili bir şey. Evet. Şimdi bu arada bankalar demiştik arada, onu da bir not olarak ekleyelim. BDDK kredilerin sınıflandırmasına ayrı ayrılacak. Hı, hı. <laughs> Karşılıklı ilişkin yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayınlandı. Bankalar donuk kalacakların sınıf değişikliği ilişkin kriterlerini yazılı hale getirerek denetime hazır bulunduracaklar. Borçluya ait yükümlülüklerin yeniden yapılandırılmasına karar verilmeden önce bankalarca borçlunun geri ödeyebilme kapasitesine ilişkin değerlendirme yapılacak. Bunun sonucuna uygun bulunması halinde borçlar yeniden yapılandırma kapsamına alınabilecek. Bunun bütün kriterleri de bugün resmi gazetede yayınlandı. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi e, konuşacağımız konular var. Dışarıya da bakacağız ama önce bir e, gazetelere bakalım. Önce sabah gazetesiyle başlayalım. Emekliye zamlı maaş ve ikramiye bayramdan önce başlığını kullanmış sabah gazetesi. E, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Külliye'de gerçekleştirilen kabine toplantısına başkanlık etti. Yaklaşık 3 saat 20 dakika süren toplantının ardından şu mesajları verdi. artık 18 yaşın üzerindeki herkesi açılmış aşı randevularını bir an önce almaları çağrısında bulunuyorum. Aşı konusunda yürütülen olumsuz kampanyaların hiçbirinin ilmi ve akli temele dayanmadığının altını çizmek istiyorum diyor. 150 milyar lirayı aşmış durumda verilen destekler diyor ve emekliye zamlı maaş ve ikramiye bayramdan önce diyor az önce konuştuk. Yine Hürriyet gazetesinde doğrudan destek tutarı 150 milyarı aştı başlığıyla gelmiş aynı haber. Ee, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan pandemi sürecinde çeşitli kesimlere sağlanan desteklere ilişkin 150 milyar lirayı aştı dedi. Yine aynı e, iş alınacak her işçi için prim ve vergi başlığını görüyoruz. Aynı konuşmasından sitem kayıplarımızı telafi ederek. 2020 Nisan'dan bu yana 2 milyon 887 bin istihdam artışı sağladık. Yıl sonuna kadarsa alınacak her bir işçi için asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz dedi Erdoğan. Bir başka önemli gündem maddesi ise dünkü toplantılarından biriydi yine Erdoğan'ın. Suyu korumakla vatanı korumak arasında hiçbir fark görmediklerini söyledi. Su kaynaklarının azalması bizim gibi Kişi başına kullanılabilir su miktarı bakımından su stresi çeken bir ülke için çok ciddi riskler içermektedir. Su kanunu hazırlıyoruz dedi Erdoğan. Bu da çok önemli konulardan birisi. Hem su hem gıda ee, önümüzdeki dönemde tüm dünyanın e, belki de e, keşke şu yatırımları da yapsaydım zamanında diyebileceği alanlar olmaya doğru gidiyor maalesef. Devam edelim. Ee, Hürriyet gazetesinde ee, yine bir haberle devam edelim. Aşı şartı gündemde. Konser, sinema, maç biletine ee, aşı şartı geliyor. Aşılamayı hızlandırmak için il yönetimleri gizlice ekipler kuracak. Gençlerin aşı ilgisini artırmak amacıyla maçlara, tiyatroya, sinemaya, konsere girişte aşı şartı getirilmesi tartışılıyor. Bu da ee, Nuray Babacan imzalı bir haber oldukça önemli bir haber aslında. Belki de tüm alışkanlıklarımızın değişeceğini gösteren bir e, önemli haber. Yaz dönemi boyunca uygulanacak pandemi kuralları gelişmelere bağlı olarak geliştiriliyor. Bazı illerde dar kapsamlı uygulanan gezici aşı ekibi özellikle illerin taşralarına ulaşmak için daha yoğun uygulanacak. Aşının ayağa gitmesi konusunda il yönetimleri inisiyatif alacak. Gezici açış çalışması sağlık il müdürlükleriyle birlikte yürütülecek. Yaylalar, seralar ve tarlalar için gezici ekipler oluşturulacak. Cami girişleri ve büyük pazar yerlerine aşı standı kurulabilecek. Tarım işçileriyle büyük yol şantiyelerine de ekip gönderilebilecek. Yani ayağınıza aşı geliyor gibi bir evet. durum var <laughs> burada. Oldukça önemli tabii. Çünkü e, bu da bir yandan tüm dünyadaki gelişmeleri etkiliyor. sonra onu da konuşacağız. E, Sabah gazetesinden devam edelim. Fikirtepe'de yeni dönem başladı. Ee, Türkiye'de simge kentsel dönüşüm alanlarından biri olan İstanbul Fikirtepe'de yarım kalan inşaatlar tamamlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vatandaşın hak kaybı olmaması için emsali 4, paylaşım oranı ise %50 olarak belirledi. Seda Tabak imzalı haberde. Ee, her ev için ayrı kira diyor. İka i̇kamet etmeyenler kira bekliyor yarımını aylık alacak. Ee, kira için başvurular bölgede bulunan irtibat ofisleri aracılığıyla yapılırken e, her bir e, ev için ayrı ayrı kira desteği alınacak. 5 evi olan 5 kira yardımı alacak. Ayrı ayrı yardım alınacakmış. Ben yanlış okumuşum bunu. Olabiliyor bazen böyle. Tabii <laughs> Yine sabah gazetesinde bir başka haber. O da Betül Alakent imzalı. Türkiye'yi korsanlar bastı. Korsan taksiler işi büyüttü. Türkiye'nin her yerine taşıma yapıp kilometre başına ise 2,5 lira ücret istiyorlar. Ayda 600 araç bağlayan emniyet yetkilileri uyarıyor. Araca 6700, yolcuya 446 lira ceza var. Yani binmeyin. yolcu olanlar da cezayı yiyecekler. Bunu da söylemiş olalım. Ee, salgında icat çıkardık bir başka haber Akşam Gazetesi'nden. Yılın ilk yarısında yerli patent başvurularında %13, marka ve tasarımda %37 artış olduğuna dikkat çeken Türk Patent Başkanı Habip Hasan, yerli marka başvuruları 87.922'ye çıktı, yıl sonunda 200 bini aşabilir dedi. Pandemi özellikle e, hem yeni girişimcileri hem de yerli üretimleri daha fazla e, önümüze çıkardı. Daha fazla aslında böyle parlayan yıldızlar olarak Dikkat çekici şekilde duruyor pandemi döneminde. Doğal çünkü işte o yoksunluk hissi, kapıların kapalı olması, mala ulaşamamak, hizmete ulaşamamak insanları doğal olarak hızlıca alternatife itti. Burada da hızlı refleks gösterdik. Mesela çok basit örneği, e, dezenfektan üretiminde bunu çok gördük. Yani o refleks çok güçlüydü. Bizim liselerimizde öğrencilerimiz üretti mesela. Evet. O derece. Yani bu batıda kavga sebebiyken içeride farklı bir durum vardı. nedir? Aslında şeyi gösteriyor bu. Yani Türk halkının karşı karşıya kaldığı zorluklara karşı çözüm üretme kabiliyetini. Hemen bir yol bulabiliyoruz. Bir de o yolu büyütebilsek, o yolu açtıktan sonra, o köprüyü geçtikten sonra biraz orada tıkanıyoruz. O da farklı sebepleri var işte. Sermaye eksik kalabiliyor, destek aranıyor, bulunamıyor falan filan ama yani salgından da bizim çıkardığımız pozitif sonuçlardan bir tanesi buydu. Ama bunu biraz daha üst yukarıya taşımamız lazım. Taşıyor muyuz evet. Hatta bu sınırları da aşmaya başlamış. Evet. Haberlerde Hı. görüyoruz. Yani Türk yatırımcıları ülke dışında startup'ların peşindeler. Yani Hı. nerede bir yeni bir fırsat, bir işte büyüme potansiyeli varsa onu yakalayalım diyorlar. Bu da sevindirici. Tetikteyiz yani. Bu da güzel. Evet. Üstelik başımıza icat çıkarma diye diye büyütülen <laughs> nesiller olarak gerçekten e, oldukça önemli bu dönemdeki bu e, belki de bu krizi aşış dönemi bu kozayı yırtma dönemi evet, e, olarak olur. bile e, yıllar sonra Türkiye üzerinde konuşulacak konulardan birisi olarak tarihe geçebilir. Bizden sonrakiler konuşsunlar. Evet. E, bir başka e, haber Dünya Gazetesi'nde İLO, uluslararası iş gücünün %20'si göçmen. İLO'nun Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yaş, cinsiyet, ülke, gelir grubu ve bölgeye göre ayrıştırılmış uluslararası göçmen işçilere ilişkin tahminleri iş gücünün %20'sini göçmenlerin oluşturduğunu ortaya koydu. Maalesef dünyanın böyle bir gerçeği var artık. Dünyanın en büyük 21. ülkesi göçmenler, göçmenler ülkesi. ülkesi yok ama bütün dünya yayılmış durumda. Ama nüfus olarak baktığımız zaman maalesef böyle bir tablo var. E Tabii ki biliyoruz ki e, gelir grubunun da en düşük kademesinde e, nüfus olarak bu kadar büyük ama gelir olarak bu kadar e, düşük olunca da e, ve tabii bu iş gücünün %20'si göçmen ama ne kadar kayıtlı, kayıt dışı olanlar ne kadar bunların hepsi muamma ve bu da tabii işte belki de dünyanın istediğimiz gibi gelişememesinde en büyük nedenlerden birisi. Onların ahları diyebiliriz. Ya da işte adil paylaşımın olmadığı, işte gelişimin, büyümenin her yerde eşit oranda hissedilememesinin sonucu olarak bu insanlar hayatlarını kaybetme pahasına doğdukları yerleri terk edip, evet. sınırlar aşıp bir yerde hayat inşa etmeye çalışıyorlar. Tabii bu rakamlar çok eksik rakamlar. Yani bu rakamlar gerçeği ne kadar da bilemiyoruz ama kontrol edilebilecek bir yapı değil ki bu. Ülkeler bir de pandemiyle birlikte o kapıları da kapattılar ya. Zaten pandemi öncesinde Batı toplumları seçiciydi. Yani sen gel sen gel sen gelme gibi. Bunu aşmaya çalışan işte Afrika'dan, Asya'dan göçmenler bu tarafa doğru salmaya devam ediyorlar, saldırmaya devam ediyorlar ama bunu acaba işte nasıl yönetebiliriz? Uluslararası Çalışma Örgütü ne kadar gücü var ki hangi yaptırımla ülkelere ne kadar baskı yapabilir ki? İşte o da ortada bir şey çözemiyoruz burada. Maalesef. Evet bir başka haber de e, Dünya Gazetesi'nde evrim küçük imzalı batarya metalleri için talepte de fiyat da artacak. Yeni yayınlanan bir çalışma lityum iyon batarya kaynaklı metal ve mineral talebinin 2030 yılına kadar %400 artacağını gösteriyor. Buna bağlı olarak lityum, nikel, manganez gibi batarya emtialarında fiyat artışlarının sürmesi bekleniyor deniliyor haberde. Otomobil talebindeki Büyüme beklentileri batarya metalleri için yapılan tahminlerinde günden güne değişmesine neden oluyor. eh bir sürü de krizimiz var. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bu krizlerin arasında. Bir şey yalnız özür dilerim. Bu değişimi dönüşümü kriz olarak itenememek lazım. Yani hep böyle düşünüyoruz. Belki de bizim alışık olduğumuz dönemden... geçiş dönemi diyelim. Geçiş dönemi diyelim. Evet. Çünkü bu kriz değil. Çünkü bu sektörler için bir fırsattır. Bu e ham maddeyi üreten ülkeler için bir fırsattır. Yani geçtiğimiz yüzyılın üretim gücünü, işte üretim merkezlerini ya da işte neyse artık o modeli bugün e, geride bırakmak üzereysek bu kriz değildir. Bu dönüşüm bir, bu dönüşüme adapte olacağız. Başka bir şey değil. Ne güzel. Sevdim bu Erdoğan Turan'ı. Çünkü şu var hani <laughs> şimdi hani e, alternatif enerjiden bahsederken otomobil sektörü değişiyor diyoruz. 2035'e kadar en geç 2035'e kadar markalar bizim bugün içten yanmalı motor olarak bildiğimiz üretim modelini geride bırakacaklar. E ne yapacaklar? Batarya ne? bu ürünü ürettiğimiz ham madde girdilerinin fiyatlarının yükselmesinden doğal ne olabilir? Bu kriz değildir. Bu sadece değişimdir. Bu başka bir şey değil. Tamam. Sizi seviyoruz ama bu model de güzelmiş. <gülüyor> 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 Daha iyimser olan. Peki... Aynı konuda e, bakalım aynı iyimserliğinizi koruyacak mısınız? Avrupa Merkez Bankası kap kapsamlı strateji değerlendirmesine hazırlanıyor. E, 2020 için planlanan fakat salgın nedeniyle ertelenen strateji değerlendirmesini yapacak. E, değerlendirmenin kritik konularından biri de enflasyon hedeflemesi olacak. Evet. E, Avrupa için zor bir dönem. Bir yandan iklim değişikliği, bir yandan pandemi, bir yandan istihdam sıkıntıları, bir yandan işte o Az önce bahsettiğimiz Türkiye'nin tersine krize adapte olamama, dayanıklılık konusundaki ciddi sıkıntı, verimlilik sıkıntısı, büyüyememe sıkıntısı, enflasyon sıkıntısı derken oldukça zorlu bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Bir de bunlara ek olarak şimdi her ne kadar şu anda dışında kalmış olsa da farklı model bir yaklaşımla pandemiye yaklaşan İngiltere daha doğrusu her gün başka bir şey evet. değişiyor ama e, önümüzdeki günlerde maskeyi ve mesafeyi kaldırmayı planlıyor. Bu arada Yunanistan'da delta varyantı nedeniyle kısıtlamaları daha da artırmayı planlıyor. Evet. Böyle kafası karışık farklı bir tablonun içinde 500 milyonu aşkın bir nüfustan söz ediyoruz. Eğer pandemi olmasaydı biz e, Euro bölgesinde İngiltere'nin ayrılmasından sonra yaşanabilecek sorunları konuşuyor olurduk bugün. İşte İskoçya ayrılır mı? İrlanda ne yapar? İşte İtalya'da ayrılık taraftarları zaten güçlüydü. Sesleri daha yüksek geldi mi? Çünkü önümüzde İngiltere örneği var diyecekler. Bakın ayrıldılar hiç sorun yok işte yaşıyorlar gayet de mutlular. Ama pandemi bu birliği tekrar sıkılaştırdı. Çünkü bugün bu birliğin içinde olmanın avantajını yaşadı Yunanistan mesela. Tahvil faizleri örnek veriyorum Yunanistan'da çok çok düşük. Neden? Yunanistan ekonomisi çok büyük, çok nasıl diyeyim iyi bir seviyede olduğu için mi? Hayır. Sadece Avrupa Merkez Bankası'nın varlığının çok çok pozitif etkisiydi bu. Ama enflasyon konusu herkes için büyük bir dert. Dün konuştuk ya biz. Yani tanımı bile biraz artık zor. Anlaşılması, kestirilmesi, hedeflenmesi zaten zordu da. Yüzde enflasyon hedefine gitmek için yıllardır uğraşıyor Avrupa Merkez Bankası. Çünkü o nabızın atması lazım ya. Pandemi de gelebildi ancak. Yani çöktü sistem. O çöküntüden sonra... %2'lik enflasyona gelebilirler. Yani ancak bir kaos, büyük bir devasa kriz yaşanabilirse siz bir hedefinizi tutturuyorsunuz. O hedef o noktada tutulsa ne olur? Bir şey ifade etmiyor. Neden çok düşük enflasyon var? Neden bu enflasyonun daha yukarı doğru itilmesi gibi bir politika geliştiriyor? Ve bu politika neden bugün gözden geçirilmek zorunda? Salgına rağmen insanlar sisteme verilen likidite desteğe rağmen, çok iştahlı değiller. Tüketmek için, yeni yatırımlar için. Yeni yatırımlar da yapılacaksa başka yerlerde yapılıyor. Ülke sınırları içerisinde değil çok daha fazla. Çünkü bir doygunluk var. Bir noktada doygunluğun yarattığı tıkanıklığı yaşıyor şu anda Avrupa. Yani bu şey değil. Tabii ki bu işte %2'lik enflasyon hedeflemesini gözden geçirelim deniyordur da gözden geçirseniz ne olacak? Yani bunu siz Avrupa Merkez Bankası dese ki tamam biz bunu Artık yüzde iki demeyelim de... ...hadi yüzde bir buçuk diyelim. Sonucu konuşuyoruz biz. Sebep nerede? Sokakta. Sokaktaki insan, üreticisi, tüketicisi geleceğe nasıl bakıyor? O ülkelerin, Avrupa ülkelerinin vatandaşları... ...geleceğe nasıl bakıyorlar? Bir kalkınmışlık, bir doygunluk, bir refah var mı? Var. Tamam. Şimdi o konfor alanı varken de... ...siz bir merkez bankası olarak sisteme... Işte ...pandemi sebebiyle, yarın başka bir sebeple... ...para verirsiniz de... ...bu ver vermek istediğiniz oranda geri almak anlamına gelmiyor. Onu aşamıyorsunuz. Bütün problemimiz bu. Peki biraz Avrupa'ya e, mercek altına alalım. Bakalım euroya ne durumda? Euro dolar paritesine bakalım. Evet. 1.1890 seviyesinde Burada da işte aynı seviyelerde aslında evet. devam ediyor. Çok farklı bir yerde değil. Çok farklı bir yere gidecek hali de yok. Yani FED'den bir sinyal gelir, varlık alımını azaltırız derler. İşte 2022'de faiz arttırırız der. Yıl bitmeden aynısını Avrupa Merkez Bankası'ndan da duyarız. Amerika, işte ABD, Çin vesaire toparlanıyor da Avrupa Birliği toparlanmıyor mu? Orası toparlanıyor. Yani biraz geriden geliyor olabilir de toparlanıyor sonuçta. Yani daha iyi bir noktadayız, daha iyi bir noktaya gidiyoruz bütün dünya ülkeleri olarak. Bu durumda Avrupa Merkez Bankası'ndan da biz yavaş yavaş bu destekleri geri çekebiliriz, i̇şte faizi artırırız falan diyecekler. O yüzden para birimini doğrudan ilgilendiren para politikaları değişecekse senkronize olmayabilir, aynı anda olmayabilir ama gelecek peş peşe. O da işte para birimini, bu pariteyi çok farklı bir yere taşımayacak, taşımıyor. Evet. Çünkü FED bir şey yapıyorsa ECB de yapacak. Bir tabii Sterlin Dolar'a da bakalım. Sonra da tahvilleri isteyeceğim. İngiltere, Almanya, İtalya. 1.38 seviyesinde. Şöyle bir hal var. Ee, birliği, yani euroyu bir kenara bırakalım. Diğer ülkelerin para birimlerini alalım. Hatta borsalarını da bunun içine katalım. Hı hı. Vaka sayıları ne kadar azalıyorsa, aşılanma oranı ne kadar yüksekse, ekonomik verilerde güven endekslerinde hep bir yükseliş görüyoruz. Para ve sermaye piyasalarında da bir değerlenme, güçlü kalma hali görüyoruz. Çünkü imserliği besliyor bu. Yani aşılama oranında vaka sayılarının azalması da. İngiltere'de sterliğinde çok e, değersiz seviyeleri de gördük biz. Çünkü salgında aslında çok büyük şok yiyen gelişmiş ülkelerden bir tanesiydi. Hı -hı. Bir şeyler denediler olmadı. Sur bağışı, bağışı falan göbesele. derken bütün kraliyettir, herkes. iktidardır herkes bir hastalığı yaşamak evet, zorunda e, kaldı. E, ürkütücü. Şimdi de mesela maske kaldırmak yani o da başka bir deneme. Bakalım ne olacak. Yani ne gerek var? Yani bu kadar yani... Hem de delta varyantının en çok görüldüğü ülkeden bahsediyoruz. İşte bunu anlamakta zorluk çekiyor. Hani yani tıp işte bilim, aşının merkezi burası ya. Yani, yani ne, neyi nasıl görüyorsunuz da e, tedbirleri daha da yavaşlatabiliriz diye mesaj verebiliyorsunuz. E, bu bildiğinizi bizle paylaşın. <laughs> biz de maskeyi bezle indirme, biz de çıkarmak istiyoruz. Ama biz o kadar bu rahat cümleyi kuramıyoruz. Çünkü kurmamamız gerekiyor. Evet. Şimdi aşılamada hızlı gittiniz bir ara diye. Hemen işte maskeleri çıkaralım, işte mesafeleri kapatalım falan. Biraz acelecilik bu. Bir de bu insanlar yani böyle soğukkanlı insanlardır. Yani Akdeniz insanı değil ki bir, hep bir arada olalım <laughs> falan. Neyin, Boris, Boris Johnson etkisi olabilir. Biraz olabilir. Türk kanı var ya. Peki <laughs> ondandır. <laughs> Sterling de aslında İngiltere Merkez Bankası merkez bankaları içerisinde geleceği en iyi okuyan merkez bankacılığı diye bilinir. Verdiği mesajlar da aslında çok fazla konuşmaz bu üyeler işte isim falan ama yani söylediği zaman da dikkat etmek lazım. İngiltere Merkez Bankası parasal gevşemeyi sona erdirmede Avrupa Merkez Bankası'ndan önce davranabilir. Bu da sterline ekstradan bir kısa vadeli de olsa bir değer katabilir. Evet bakalım o zaman tahvillere hangisini hazırladı İngiltere'de. Enflasyonunuz bu kadar düşükse tabi faiz faizinizin, faizinizin de düşük olması mümkündür. Ama bütün dünyanın geneli için şöyle bir hal var. ilginç. Şimdi Euro bölgesinde birazdan Euro bölgesinin tahvillerini gördüğümüz zaman daha net okuruz. Yüzde ikilik enflasyon var ortalama diyelim. Fakat tahvil faizleri çok düşük. Negatif faiz ortamı. Evet. Şimdi bu negatif faiz ortamı da aslında paraya, paranın değerine aşağı yönde baskı yapıyor. Böyle bir hal var. Sürdürülmez elbette. Bu fark kapanır ama neden bu kadar düşük faiz ortamı var? Çünkü para bol. Yani evet. o paranın miktarını arttırmışsınız. O paranın maliyetini siz karar alıcı olarak çok düş sıfıra neredeyse çekmişsiniz. Yani bu durumda da para bol ve daha da bollaşma ümidini de sürekli veriyorsunuz. Yani böyle tamam miktar azaltırız diyebiliyorsunuz da bugünden yarına değil. Evet. Zaten piyasa inanmıyor buna. Tabii. O da var. 2023'lerden bahsediyorsunuz evet. o dolar da almak için. Yani. Tabii tabii. Ee, evet Almanya'ya bakalım. Diğerlerine bakalım. Hızlı hızlı getirelim. Evet Almanya'da. Negatif faizler evet, negatifleri var. Negatifleri gördük. Toplamda son rakam Bu dünyada. O da 10 yıllıklarda da e, yani eksi. 0.21. Evet. Evet. Şu anda küresel tahvil piyasası içerisinde negatif tahvile park etmiş paranın son rakamı 12 trilyon dolar. Hı hı. 19 trilyon dolara kadar çıkmıştı. Evet. 12 trilyon dolar civarında. İşte Alman modları da şeydir, işte güvenli ülkelerden bir tanesidir, tercih edilir falan filan. Böyle bir enteresanlık, yani geçmişten gelen bir anormallik. Pandemi döneminde daha da derinleşti bu anormallik. Ama böyle kısa vadede faizlerin bütün Euro bölgesinde daha yüksek seviyelerde olması mümkün mü? Böyle bir beklenti yok şu an için. Umut var ama şu an için çok da o umudun güçlü kaldığını söylemek mümkün değil. Cılız o ses hala, çok cılız. Evet. Bunlara bakmaya devam ederiz. Avrupa'yı daha yakından incelemeye devam ederiz ama bir borsaları getirelim, bir endeksleri getirelim. Önce Asya'yı getirelim. Bakalım nasıl açıldı. Çünkü bizim borsamızın açılışına da az bir süre kaldı. Hong Kong ve Şangay'da negatif bir seyir var. Japonya, Hindistan ve Güney Kore'de ise yatay pozitif bir seyir izliyoruz. Böyle başladı güne diyelim. Asya borsaları. Ee, Amerika tatilden dönüyor. Evet. Bir vadelerine bakalım. Orada Nasdaq'ta ve S&P 500'de yatay negatif. Dow Jones'ta ise ufak bir kıpırdanmayla pozitif bir seyir var şu anda. Avrupa dün nasıl kapatmıştı ona bakalım. Evet dün pozitif tarafta kapatmıştı Avrupa. Ve e, bir, bir yok verebiliriz belki. Biz de dün artık kapatmıştık. Hı hı. Bugün de büyük ihtimalle artı açılış mümkündür. Evet çok küçük bir fark var. Evet. %0.02'lik. Ama mesela ABD borsalarına baktık ya. Hani günden güne bakarken belki arada kaçıyor. S&P rekor seviyelerde rekor kırmaya devam ediyor bu arada. Evet. Yani Fed faizi artıracakmış, varlık alımını azaltacakmış falan da hiçbir rahatsızlık yok. Rekordan bahsediyoruz. Yani sakin kalmaktan falan değil. Yeni rekorları üst üste kurmaktan. Kaçıncı gün? Yanılmıyorsam olsam e, Cuma kapanış itibariyle üst üste üçüncü veya dördüncü gün direkt olarak kapattı. Evet borsa geldi. Evet, BIST endeksi %0.15'lik yükselişle 1394 puandan güne başladı. Bakalım. Sistem denemeye devam ediyor. Tam, geliriz. <laughs> yani çok geliriz. şey değil. Evet, geldi bile. Logo Konya, evet. Artı açılış mı? Ne kadardı? %0.15. Yatay fena, sayılabilir yani, ama fena. işte fena değil. Fena değil Asya değil. borsalarındaki oranlardan evet. daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. 14 Haziran'dan bu yana aslında Borsa İstanbul'da bir düşüş var. 1468 seviyesinden başladık düşmeye. En düşük günü 29 Haziran'da gördük. 1351 seviyesi olarak. Ve işte 14 Haziran'dan düne kadar bu düşüşe en sert, en güçlü tepkilerden bir tanesi verildi dün. Bankacılık hisseleri önceliğinde %2'lik bir artış vardı. 1468'den 1300 e yaklaşık bir 100 puan. 100 puanlık düşüşe 2 gün, 1, 4 gün tepki verildi aradaki 14 Haziran'dan bugüne kadarki süreçte. Fakat en güçlü tepkiyi dün aldık. Dün hatırlar mısınız yani endek borsayı konuşurken 1400 seviyesinin altında olmak hep bir baskıdır. Üstüne çıkıyorsak rahatlıyoruz diyebiliriz. Hı hı. İşte rahatlama niyeti var. Bu niyet genele yayılıyor mu? Hayır. Dün %2 civarı, %2.1 veya %2.2 olması lazım bankacılık endeksindeki yükseliş. Bankacılık sektörü sırtlamaya başladı piyasayı. Hatırlarsınız yine bankacılık sektörünü konuşurken bu hisseler o kadar kötü satıldı ki satılabilecek ne varsa satıldı. Yani olumsuz bir senaryo ne varsa içine giydirildi. Yani de artık satacak bir karamsarlık kalmadı. O yüzden duyarsızlaştı. Tepki gelecekse piyasaya buradan gelecek güç de gelir diyorduk. Ufak ufak görüyoruz elbette. Yani böyle işte yüksek artılardan falan bahsetmiyoruz ama dün ABD kapalıyken küresel borsalar işte böyle hafif hafif duruyorken biz gün içerisinde de yükseliş ve gün sonu kapanış itibariyle bir farkı gördük. Bugün devamı gelebilir mi? Gelebilir. ama işte yine aynı seviye, 1400 seviyesi hı hı. üzerinde kalıyorsak tamam işte bir ara badire, işte bir realizasyon adına sıfatlamak çok da şey değil, önemli değil. Bu tehlikeden uzaklaşmış bir borsadan bahsederiz. Ama değil, henüz orada değiliz. Rakamların teyit etmesi lazım hareketleri. O yüzden açılışlar da çok fazla anlam ifade etmez. Çünkü dünkü açılış da öyle çok kuvvetli bir açılış değildi. Ama öğleden sonra başlayan bir hareketle günü gayet iyi bir performansa kapattı Borsa İstanbul. Evet bakalım şimdi Biz Bank'a yatay negatif seyirde. Çok düşük gerçi yatay diye Yüzde 0.03 düşüş var. 1231 puanda işlem görüyor. bir Sınai'de yüzde 0.27'lik yükseliş var. 2486 puandan işlem görüyor. Biz Spor, Biz Gayrimenkul, Biz Teknoloji... Pozitif tarafta olduğunu söyleyelim. Diğer endekslere de bakalım. Sigorta, kimya, inşaat, gıda, madencilik, bilişim hepsi pozitif tarafta. Özellikle biz bilişimde %0.87'lik yükseliş var. Şimdi bir bankacılık endeksini getirelim 6 aylık grafiğini. Sonra arkasından da e, bugünkü bankacılık hisselerine bakalım tek tek. Evet, bankacılık. E, 8 Ocak 2021'de 1648 puanmış. Biz banka endeksi bugün gelinen noktada 1231 puanda. Evet. Bir şok yedi. Ee, grafik de az önce vardı. 19 hı hı. Mart'ta başladı. Üst üste 3 gün çok yoğun satışlar geldi banka hisselerine. Tabanlar gördük biz. Hı hı. Oradan başlayan önce bir yatay hareket. Evet geldi yine. Evet. Önce bir yatay hareket sonra hafif toparlanma. Ve e, az önce 14 Haziran... BIST endeksinde 1468 seviyesinden başlayan düşüş dedik ya. O düşüşe bankacılık endeksi de ayak uydurdu. Ama biz kadar düşmedi. Biraz daha korunaklıydı. Dünkü tepki de yani dün %2.2'lik yükseliş 14 Haziran'dan bu yana bankacılık endeksinin verdiği en sert yukarı yönde tepkiydi. Kıpırdanıyor biraz. Öyle gözüküyor. Tabii buraya böyle çok anlam ifade yüklemeyeceğiz. Nereye kadar? 1265 seviyesi aşılana kadar. Zaten biz eğer düz endeksinde 1400'ün üzerinde... 1265 üzerine, dediniz. 1265, 68. 1260'ın üstüne çıktığını görelim. düz endeksinde 1400 seviyesinin üzerinde kalındığını konuşabilmemiz için rahatlıkla böyle rahat rahat bankacılık endeksinin de 1264-1265 seviyesinin üzerinde kaldığını görmemiz lazım. Yeni bir şey olabilir, itici güç olabilir banka hisseleri. Gücünü kaybetti, endeksteki ağırlığını eskisi kadar hissetmiyoruz sanayi hisseleri işte bir dönem perakende hisseleri vesaire değer olarak da hacim olarak da banka hisselerini aştılar. Yerlinin ilgisizliği vardı. Yabancının bir noktada satıştan etkisinde gördük ama son birkaç işte haftadır bir artık yani satacak bir karamsarlık kalmadığı için iyi görmeye başlıyor yavaş yavaş. Çünkü değer tarafından bakıyorsanız banka hisselerinin durduğu yer 2008 kriziyle Hemen hemen aynı yerlerde. Yani o kadar da değil. Yani karlılığa falan bakıyorsanız, değere bakıyorsanız orada da zaten değil. E benzerlerine bakıyorsanız yine değil. Bu tamamen bugüne kadar ilgisizliğin getirdiği bir fiyatlamaydı. Yavaş yavaş bir ilgi toparlanması var diyelim. Ama bu muazzam bir artış değil. Muazzam bir artış için en azından yine söyleyelim o rakamı 1264'ün üzerini bir görelim. O zamana kadar bu yükselişleri hala sınırlı tepki değerlendirmeleri olarak e, yorumlamaya devam edeceğiz. Öyle gözüküyor. Bu arada Merkez Bankası Haziran ayı fiyat gelişmeleri analizini yayınladı. Enflasyondaki yükseliş gıda ve temel mal gruplarından kaynaklanırken enerji ve hizmet gruplarında yıllık bazda gerileme kaydedilmiştir diyor Merkez Bankası. <laughs> enflasyon, enflasyon rakamının açıklanmasından bir gün sonra rutin evet. açıklaması. Ee, bankacılık hisselerine bakalım. Orada ee... Çok hareketli tabii. Vakıf bank ve yapı kredi pozitif tarafta diyebiliriz şu anda. kan düzenlemesinden bahsettiniz. İşte hı hı. tahsili gecikmiş alacakların sınıflandırılması vesaire. Uluslararası standartlarda bankalara bir güncelleme geliyor. Yani elinizdeki varlıklara da üzerinizdeki listelere de şöyle bir tekrar bir e, güncelleme yapalım. Ne size yük olsun ne gereksiz bir karşılık. Gereğinden fazla karşılık ayırın hı hı. ne de gereğinden fazla bir riski içeride barındırmış olun. Bu da uluslararası standartlarda bankacılık sektörü için iyi bir adımdır. O da var. Ama sektör için önemli olan nedir? Doğal olarak hissedarları karlılık ilgilendirir. Karlılık yüksek mi? Gayet iyi. Gayet yüksek. Fakat işte bu tahsil gecikmiş alacaklar, kötü krediler ne olacak? Onu dünyanın hiçbir yerinde bilmek mümkün değil. Onu bilmiyoruz. Belki bu bilinmezlik küresel anlamda banka hisseleri için bir baskı unsurudur. Belki değil öyle zaten de bu baskının kalkması için de pandeminin geride kalması lazım. Evet. Şimdi tabii <laughs> e, bir yandan da e, devam edelim bakmaya endekslere. Daha doğrusu en çok yükselen ve düşenlere bakalım. Orada bir genel tabloyu görelim ve tabii işlem hacimlerine. <laughs> evet, en çok artanlarda Logo Yazılım, Türk Traktör, İhlas Holding, Konya Çimento, Veris Holding dikkat çekiyor. Düşenlere bakalım. Türk traktörden bir haber var. Ankara fabrikası modernizasyon çalışmaları kapsamında önümüzdeki 3 yıllık dönemde yapılması öngörülen toplam 700 734 milyar e, 700 özel 134 milyon TL tutarındaki yatırım teşvik belgesi bağlamına bağlanmış. Destek unsurları alınmış. Gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği Hı hı. Türk Traktörün de e, hissesini alalım, e, grafiğini alalım az sonra. <laughs> Biz en çok azalanlar Erbosan, İhlas Gayrimenkul, MLP Sağlık, Arçelik, Albaraka Türk. E, henüz tam oturmuş değil tabii. E, i̇şlem hacimlerine bakalım. Erbosan için de bir haber var, onu da hemen söyleyeyim isterseniz. Tabii. Borsa İstanbul'un bir kararı bugünden itibaren bir ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ila olarak kredili işlem yasağı önleyici tedbiri uygulanacağı duyuruluyor. Kredi işlem yapmak yasaklandı bir ay için Erbason'da. Evet. Türk Traktör ve Erbason'un hissesine bakacağız az sonra. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Aselsan, Akbank ve Petkim'de şu an itibariyle en çok işlem gören hisseler olduğunu söyleyelim. Havacılık sektörü için Rusya'dan yeni haber var. 12 ayrı kentten Rusya'dan Hı -hı. uçuşlar başlıyor Türkiye'ye. Yani Rusya canlı bu anlamda. Evet. Bu arada Türk Hava Yolları da durmadan yeni e, noktaları da uçuşlarına başlatıyor. Onu da söyleyelim. Önümüzdeki günlerde de yine açıklamalar olacak gibi duruyor. Ee, pandemide bile en çok e, hareketi gördüğümüz şirketlerden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Ee, şimdi tabii şu anda değil belki ama bir e, iki yıl boyunca en çok e, havacılık sektörünün pandemide gördüğü zararları ve onları nasıl toparlamaya çalıştıklarını evet. yeni faaliyetlerini izliyor olacağız tüm dünyada. Onu da söyleyelim. Bu arada ulaşım Endeksine geldi. Ee, Türk Hava Yolları ve TAV'da yatay negatif bir seyri var. Çok ufak da olsa Pegasus, Çelebi ve Doko'da ise yukarı yönlü hareketi görüyoruz. Türk Traktör demiştiniz. Türk Traktör'e bakalım. Yılbaşından bu yanaki grafik olabilir. Evet. %3.14'lük yükseliş var. Daha yüksek seviyeleri görmüş. Evet Mart'ta bu, bu yıl Mart ayında 246 puanlıyken şu anda 180 puanlara kadar düştüğünü görüyoruz. Yıllık getirisi işte e, şu anda herhalde çok fazla değil. Arada olmuş hareket de. Hı hı. Yıllık evet. bu grafik getirelim. Zaten galiba yılbaşından itibaren burası. Evet bu, bu, ayın, yıl, bu yılbaşından, Altı 6 aylık. 6 hı. aylık mı? Hı hı. Yani çok büyük bir fiyat farkı gözükmedi. Evet bir yıllık geldi. Evet. Yani. bir yıl tabii sene başından diye anlıyorum. Geçen yılın aynı evet. Yıl. Evet, evet doğru. Bu bir yıllık diye baktığımız zamansa çok ciddi bir yükseliş gösterip Ondan sonra hafif bir dengelenmeye geçmeye çalışıyor ama ciddi bir yükseliş olmuş. Bir yıllık diye baktığımız evet. zaman az önce grafikten daha farklı bir tablo çıkıyor ortaya. Ee, evet, Erbosan'a bakalım. Orada yüzde bir buçuğun üzerinde düşüş var doğal olarak. Orada ise bir yıllık değil mi? Evet, 20'den 144'e yükselmiş ortada. Artışlar geçen, muazzam artışlar oldu. Geçen sene sahne şirketlerinin getirisi bir gerçekten. Yani inanılmaz rakamlar vardı. ...değerlemelerde her hissenin ederi gelinen nokta olabilir miydi? Olamazdı. Ben bunu Erbosan için söylemiyorum. Şimdi e, sene başından bugüne sanayi hisselerinde de tercihlerde bir artık farklılaşma söz konusu oluyor. Yani e, burayı sırtlayan birkaç tane hisse var. Ağır sanayi şirketlerimiz. Onun geri kalan kısmındaki hareketlilik yatırımcıyı mutlu eden hareketlilik değil. Çünkü sürülebilir bir fiyatlama değildi o. Biraz normalleşiyor diyelim sanayi hisseleri sanayi endeksi böyle biraz son günlerde sakinleşmeye başlamışken bankacılık e, sektörün hareketlenmesi de bir adım diyelim eski normale e, yaklaşmak gibi değerlendirilebilir çünkü aradaki makas e, bankacılık sektörü aleyhine e, ultra ultra açıktı bu makasın kapanması lazım çünkü normal değil bu yani bu fiyatlama davranışı bankacılık hisseleri için normal değil evet e, şimdi bir yandan da tabii FED tutanakları bekleniyor yarın. ECB'den evet. de geliyor. Evet ECB'den de geliyor ve e, tabii e, FED kısmına baktığımız zaman bizi en çok etkileyen konulardan birisi de altın. <laughs> evet. Altına bakmak lazım. Altına bakalım. Biraz kıpırdandı. Bu tutanaklardan e, yeni bir fiyatlamayı tetikleyecek bir şey duyma beklentisi yok. Zaten söylenemeyecek ne varsa söylediler. Hı -hı. Yani bütün ihtimalleri <laughs> konuşuyor üyelerde tutanakların dışında. Evet. Dolar için şu anda böyle doları uluslararası piyasada daha yukarı seviyeleri taşıyacak bir fiyatlama hareketi görmedik. Altında düşmüştü, tepki vermiyor, tepki vermiyor diyorduk. Biraz tepki verdi diyelim. Nihayet bir tepki gördük. 1805 dolar değil mi? 1805 doların evet. üzerine çıktı. 1810, bir 10 dolarlık yeri daha var yükseliş anlamında. Hı hı. Giderse bir 10 dolarlık potansiyeli daha gözüküyor. Bunun üstü içinse farklı bir veriyi, farklı bir açıklamaya görmemiz lazım. Gecikmiş tepkiyi şu anda veriyor Unsalt'ın yatırımcısı. Yani bu nasıl diyeyim hareketsiz kalmak mümkün değil Dün konuşmuştuk bunu. Bir tepki vermek lazım ya düşmesi lazım ya da bir tepki yükselişi görmemiz lazım. Yukarı yönde bir tepki verdi. Ama 1815 dolar aşılmadan da bu yaşanan yükselişi sadece tepki sınırında yani değerlendirmekten yanayım ben. Evet. Şimdi bir de tabii gram'a bakalım. Gram okay. altın 500 lirayı aştı. Evet 500 lirayı aştı. Dolar TL cephesi sakin. Hı hı. Bu sadece 10 altındaki hareketin sonucuydu. 501 lira, 502 liraya kadar gelmesi bu taraftan destek alıyor. Bir bakalım kıymetli metallerin tümüne. Gümüşte. Gümüşte de, gümüş de, de sene sonu bir beklentiler liraya. çok yüksekti gümüş için. Hı hı. Yani sadece kıymetli metal değil üretim var, üretim büyü, işte canlanacak, işte dünya büyüyecek vesaire. E, o beklentilerin ilk yarı için karşılanmadığını görüyoruz. Umutlar biraz azaldı. Çünkü altından biraz farklıydı buranın hikayesi. Ama o hikaye yani tatlı bir sonuç doğurmadı şu ana kadar. E, giderek azalıyor bu umutlar. Yani çünkü hani büyüme ise hikaye geliyor. Büyüme işte bütün hı hı. sinyaller bunu bize gösteriyor. Neden hareket yok? Gümüş için de işte 27,5 dolar aşılmadan aslında bir rahatlamadan kısa vadeli bile olsa rahatlamadan bahsetmek mümkün olmayacak galiba. Bir altın gümüş karşılaştırması yapalım 6 aylık ya da bir yıllık. Bir de platin paladyum karşılaştırması yapalım bir yıllık. Şimdi e, tabii bir yandan da e, hani hep o, o ham madde sıkıntısı falan derken özellikle otomotiv sektörüyle birlikte platinde, paladyumda sanayide evet. yani ciddi bir hareketlilik olduğunu da görüyoruz. Kötünün neyisi paladyumdu. Çünkü tamam hepsi düştü Ama bir adam. ara. Ama yani. Tabii. Eee <laughs> paladyumun grafiği gelirse tabii tabii. Grafiği gelirse daha net anlaşılacak. Yani bu Fed'den gelen son sinyallerden sonra yaşanan düşüşü telafi etti. ...platinle paladyumu getirecekler şimdi arkadaşlarım ama... ...şimdi bu gümüş ve altındaki hı hı. aslında Haziran'dan sonraki... ...grafiğe baktığımız zaman bir benzer seyir Çok benzer. Görüyoruz. O yüzden kötünün iyisi paladyum dedim. Çünkü bu düşüşler yani platin, özür dilerim, altında, gümüşte... ...hem sanayi hem kıymetli metal diyebileceğimiz varlıklarda yaşanmışken... ...paladyum bunun farkını, kendi farkını ortaya koydu. İşte o hı hı. da bahsettiğiniz evet. hikayeden dolayı. Süremiz bitiyor ama son olarak Platin Paladyum'a bakalım. Evet. Sarı olan Paladyum herhalde. Evet sarı olan Paladyum. Bu Fed öncesine dönmüş sanki hiç Fed bir şey söylememiş gibi. O da işte tercihlerin uzun vadede otomotiv sektörünün ve diğer alanlarda yarattığı heyecan. Evet. Teşekkür ederiz o zaman. Güzel bir gün olsun. 6 Temmuz sabahındaki gündem başlıkları böyleydi. Yarın sabah görüşmek üzere diyelim. Mutlu günler efendim.